Olmuyor, olmuyor. Bir türlü sihir tutmuyor. Nereden çıktı bu yağmur? Birazdan Umur gelecek ve bizim ev sandığı yerde şatoyu bulacak. Sen elin adamını şatomuza getirir misin? Oh olsun. Taci. İyi ki yağmurda sihir tutmuyor. Belki de bu sayede Umur senin hakkındaki gerçeği öğrenecek. Baba, şakanın hiç sırası değil. Umur Bey'in bizim peri olduğumuzu öğrenmemesi lazım. Nereden anlayacak canım? Evin yerinde şatoyu görünce, aa bu da neyin nesi? Nereden çıktı bu şato der. Peri olduğumuzu nereden anlayacak? Aynaya bakın da öyle konuşun hanımlar. İkinizin de üstündeki kıyafetleri hiçbir fani giymez. Eyvah! Eyvah ya! İkimiz de baştan aşağı peri kostümleriyleyiz. Mümkün değil, Umur'un karşısına böyle çıkamam. Yemeğe de gidemem. Anne, hemen bir şeyler düşünmemiz lazım. Kumaş! Kumaş bulalım, üstümüze bir şeyler dikelim. Kumaş ya, kumaşı nereden bulacağız anne? Bak, gördüğün gibi sihir de yapamıyoruz. Ayrıca sen dikiş dikemezsin ki. Doğru, ama en azından... denerim. Eğlenceye bak. İkiniz de dikiş nakış işini hayatta beceremezsiniz. Zaten ortada kumaş da yok. Ah Eda, koş yukarıdaki perdeleri sök getir. Başucumdaki konsolun içinde de iğne iplik var. Koş. İyi de anne, o perdeler şu kadarcık şu kadarcık iki parça. Bana bir şeyler çıkar da sana ne yapacağız? Terbiyesiz. Model seçme şansımız mı var? Artık ne çıkarsa. Hadi. Ay anne, mümkün değil, bundan bir şey olmaz. Olacak, olmalı. Bence de olmaz. Sen sesini keser misin? Ver şu makası. Tut ucundan. Bir an önce keselim ve dikelim. Ah, Allah'tan trafik tıkandı da Umur yetişemedi. Yoksa mahvolmuştuk. Anne bak, emin misin? Bak bunları kesip de eğer bir şey beceremezsek bu kıyafetlerle kala kalırız, ben sana söyleyeyim. Hem evde başka perde de yok. Bana bak, moralimi bozma. Bugüne kadar annen neye elini attı da beceremedi? Hadi bakalım. Ay ben bakamayacağım. Ben bilakis zevkle seyredeceğim. Bundan bir şeye benzemeyen iki elbiseniz olunca... bakalım Umur'un karşısına nasıl çıkacaksınız? Periler aşkına bu ne ya? Çok çirkin. Çekil bakayım, çekil. Aynen taş devri kadınları gibi oldunuz. Bence babam haklı anne. Hiç de değil. Bak orasını burasını çekiştirdiğimiz zaman gayet havalı olabilir. Allah'tan ben bugün dışarı çıkmayacağım. Gerçi bu kıyafetlerle evde bile oturulmaz ama neyse. Canım niye öyle söylüyorsun? Dur bakayım sana. Aa gayet hoş oldu ayol, çok trendi. Bu trendi halinle Umur seni ancak kötü bir meyhaneye götürür canım. Sen öyle san. O beni her halimle beğenir. Göreceğiz. Ben erkekleri iyi tanırım. Hah, geldi bile. Ah merhaba Dudu. Eve ne yaptınız böyle? Tıpkı şato gibi olmuş. Sana söylemeyi unuttum. Bir mimar arkadaşım evin dışını böyle tasarladı, şato gibi. Nasıl, beğendin mi? İyi olmuş. Evin dışı da içine uymuş. İyi de bu kadar kısa sürede nasıl becerdi bu işi? Prefabrika hazır bir ev kalıbı bu. Yeni moda. Geliyorlar, ölçüyü alıyorlar. Tak, şık, şato. Tak, şık, şato. Bravo yani. Şu mimarın adresini, telefonunu bana da ver de ben de bizim şirketi böyle yaptırayım. Şato gibi. Çok şık olur ha? Ah işte. Şimdi yandınız. Niye böyle bir örnek giyindiniz? Nasıl olmuş? Doğrusunu mu söyleyeyim, iltifat mı edeyim? Ha ha ha. Ben size dememiş miydim? Beğenmedin mi? Yani kötü bir ev kıyafeti. Hadi giyin de bir an önce gidelim. Biliyorsun rezervasyonumuz var. Ne haber Dudu Hanım? Ya bugün bizim kuru temizlemeci günümüz. Bütün elbiselerimizi kuru temizlemeciye verdiğimiz için kuru temizlemecisiz elbisemiz kalmadı. Ya? Ya maalesef. Oraya da hayatta bu kostümle gidilmez ki Dudu. Evde de ben istemem. Seni ısırırım. O zaman en iyisi yolda daha dükkanlar açıkken sana bir elbise alalım. Ay yok yok, olmaz. Ben hediye kabul edemem. Canım o zaman kendi paranla alırsın. Hadi hadi çıkalım. Alamaz ki.
Evet, alamam ki. Ay, annem ne yaptı acaba? Sihir de yapamıyoruz. Biz para da kullanmıyoruz. O elbiseyle öyle kala kalmıştır, yazık. Gör işte cici baba dediğin adamı. Annene bir elbise almayı çok gördü. Kendi paranla al dedi, utanmaz. Babacığım, şimdi Umur Bey'i bir kenara bırakıp biraz anneme yoğunlaşsak diyorum. Kadıncağızın bir paltosu bile yok. Kim bilir ne zor durumda kalmıştır. Periler üşümez, üzülme. Evet ama bu havada onu böyle görenler değil mi zannetmişlerdir? Umur azıcık adamsa ona hiç olmazsa ceketini vermiştir. Yağmur dindi. Yine başlamadan ben de annemi sihirli aynadan bir bakayım bari. Kim bilir kadıncağız ne halde? Annen Umur'la dolaşmaya devam ettikçe daha ne hallere girecek kim? Ay, çıldıracağım. Yağmur yine başladı. Görüntü dondu. Ay, neredeler acaba? Benziyor. Gecenin bu saatine kadar bir tek orası açıktır. Ay baba, annemin haline bak. Hala evden çıktığı kıyafetle. Ceketini bile vermemiş Nemrut. Zavallı annem, param yok diyemediği için kendine de bir kıyafet alamıyor tabii. Herhalde. Her mağazaya giriyordur, çıkıyordur, bir şeyler deneyip beğenmedim diye bahane buluyordur. Pes yani Umur amcaya daha. Anneme bir kıyafet alsa ölür mü canım? Ananda kabahat. Şart mı o yemeğe çıkması? Otursaydı evinde. Ay, şu yağmur bir dinse de neredeler, ne yapıyorlar görsek. Çok merak ediyorum. Hele şükür yağmur dindi. Şimdi her şeyi görebiliyoruz. Ve de annen hala aynı elbiseyle. Bak 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 bak. Ben mi yanlış görüyorum? Bu Perihan teyze değil mi? Evet o. Ne işi var ki onun ak merkezde? Herhalde yağmur kesilince annem de ondan sihirle yardım istedi. Evet haklısın. Baksana oradaki herkes dondu. Aa! Baba bak, Perihan teyze anneme para veriyor. Alacağını olsun Perihan. Dudu'ya Umur'la buluşsun diye yardım edersin ha. Ne yapsın kadıncağız? O bir peri. Annem çaresiz durumda kalınca o da ona yardım etmek zorunda kalmıştır. Evet, o bir peri ama benim de dostumdu. Bana bunu yapmamalıydı. Sildim onu defterden. Pembe rüyalar be.